Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Bu ay da maaşından kesinti yapmıyorum. Ama bir kez daha işe geç kalırsan kesinti yapacağım. Peki hanımefendi, sizi üzmeyeceğim. Hanımefendi, bu seferlik benden 100 rupi kesmeseniz. Bu ay bir ödememiz var da. Biliyorsunuz, İtçe artık okula gidiyor efendim. Okulda resim dersleri varmış ama ücretliymiş. Eğer izin verirseniz onu vermek istiyorum. Bugün resim dersi, yarın ata binme dersleri. İstekleriniz hiç bitmiyor. Ayağınızı yorgana göre uzatmayı öğrenin. Hayır, hayır, hayır. Sadece bu seferlik. Kızın okula gidiyor diye benim kızımla yarışa mı giriyor? Hayır, hayır hanımefendi. Ben bunu rüyamda bile yapmam. Kendi kızımla sizinkini nasıl kıyaslayabilirim? Ben sadece kızımın mutlu olmasını istiyorum. Al şu maaşını ve istediğini yap. İster kızına yemek yaparsın, ister onun rüyalarını gerçekleştirirsin. Neler oluyor? Yok bir şey. Bu hizmetli bizden maaş kesintisi yapmamızı istemiyor. Her ay maaşından 100 rupi keserek sana olan borcunu ödemeye çalışıyor. Fakat bu ay kesinti yapmamamızı istiyor. Ben de ona bunun olamayacağını söyledim. Ama o yine de ısrar etmeyi tercih... İstediği parayı ver hemen. Bizden istediği paranın bizim için hiçbir değeri yok. Ver parasını hadi. Konu kapanmıştır. O parayı kızının okul masrafları için istiyor zaten. Kızını mutlu etmek istiyor, hepsi bu. Damini zaten bizim çok iyi bir çalışanımız. Öyle değil mi? Enişte Damini'yi çok koruyor. Bu kadın sanki ona bir büyü yapmış gibi. Eğer Damini bildiklerini anlatırsa senin bu evdeki işin biter Puşkar. O burada sonsuza kadar kalır ve sen köyüne geri gidersin. Bir şeyler yap Puşkar. Bir şeyler yap. Puşkar. Puşkar, canım, ben seninle konuşmak istiyorum. Buyur anne. Canım, sen o arabayı satın aldın mı? Evet anne, aldım onu. Şey diyordum ben, araba işini biraz ertelesek. Neden? Ne oldu anne? Çünkü... Şu an uğurlu zaman değilmiş hayatım. Gelin ve ablan dedi ki uğurlu zaman 5-6 ay sonraymış. Arabayı o zaman alırsın. Zaten daha yeni çalışmaya başladın. İş yerinden de belki bir araba verirler. O zaman kapının önünde boşuna yatacak o araba. Öyle değil mi?
Üzüldün mü oğlum? Hayır anne, sorun değil. Ben başka bir şeye üzülüyorum. Ne oldu canım? Anne, eniştemin o kadar yakın akrabasıyız. Ama hizmetçiler bize doğru düzgün davranmıyorlar. Baksana Damini'ye. Gözümüzün içine baka baka ileri geri konuşuyor. Üstelik çok da tembel. Sana terbiyesizlik mi yaptı? Bu ne cüret böyle? Hayır hayır anne. Bize terbiyesizlik yapmaya cüret etmedin. Ama çok patavatsız. Doğru düzgün konuşamıyor bile. Bence yüzünde bir masumiyet maskesiyle dolaşıyor. Ama aslında çok kurnaz. Doğru söylüyorsun canım. Aslında ben de onu hiç sevmiyorum. Neden onu işten çıkarmıyoruz ki? Sorun ne ki anne? Ne olur ha? Sarang buradan 100 tane hizmetçi getiririz. Eğer elimde olsa onu hemen şimdi bu evden gönderirdim. Göndersene anne, ne duruyorsun? Ne yapayım canım? Benim yavrum Tapu, o Damini'nin kızını çok seviyor. O fare de 24 saat göbeği bağlıymış gibi kızımın dibinde geziyor. Üstüne bir de Damini tam bir masumiyet ve dürüstlük oyunu oynuyor. Jogi ona o kadar inanıyor ki onu evden gönderemiyoruz. Gerisini Tanrı bilir. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise